ey müminim, Müslümanım diyenler, bilin ki size bir vazife veriyorum. Enfiku, zekatınızı verin. Bakın istiyor şimdi Rabbim. Enfeka, yunfiku, infak, zekat manasınadır. Zekatınızı verin. Nereden vereceğiz? Min tayyibati ma kesebtüm. Kesbinizden, karınızdan, ticaretinizden, elinizde, evinizde, katanızda, kesenizde bulunan nisap miktarı malınızın 2,5'unu ayırıp benim istediğim yere vermezseniz mülkiyetinizi benim aleyhime kullanmış olursunuz. Ben de başınıza büyük azap gönderirim buyuruyor. Enfikû min tayyibâti mâ kesettüm. Kesede, kesbette, kesbikâr, kazanç manasına geliyor. Kazancınızın üzerinden 2,5 zekat vereceksiniz. Mülkiyetinizi Cenab-ı Hak kısıtlıyor. Hudutsuz kullanamazsınız. وَمِنَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ Araziden, çiftliğinizden, tarlanızdan hasıl olan mahsulatın, ziraî mahsulatın, tarım ürünlerinin 10 kiloda 1 kilosunu Allah'a vereceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. 10 kiloda 1 kilo Allah'ın hakkıdır. Bu tarlayı sana veren o, o tarlada ekini, hububatı, tahını veren o, sana ne, sen kimsin? Yağmur vermeseydi o ürünü, tarım ürünlerini alabilir miydin? Alamazsın. Yağmuru ayarlı vermeseydi alabilir miydin? Alamazsın. İşte Çukurova'da Cenab-ı Hak yağmuru biraz şiddetli gönderdi, hepsi mahvoldu. Sen kimsin? Ne mülkiyetin var senin? Yağmuru durdurabiliyor musun? Bulutlara komut verebiliyor musun? Semavata hükmedebiliyor musun? وَمِنَّا أَخْرَجْنَا çıkarttığımız şeylerden ki leküm sizin için minel ard araziden sizin yemeniz ve içmeniz için çıkartmış ve yaratmış bulunduğumuz zirai hububattan, mezruattan ekilen, yenilen şeylerden 10 kiloda 1 kilosunu Allah'a vermezseniz arazinizi imha ederim diyor Allah-u Teala. Kur'an emreder. Resul-i Zişanımız bir açıklık getiriyor. Eğer sulamaya o arazideki ekinleri, mezruatı, ekini sulamaya para veriyorsanız, sulamanızı parayla yapıyorsanız, rahmet-i ilahiye geliyor, genişletiyor, 20 kiloda 1 kilo istiyor. 20'de 1 oluyor. Hiç sulamaya para vermiyorsunuz da Allah'ın gönderdiği bulutlarla sulanıyorsa araziniz, oradan hasıl olan ekinin 10 kiloda 1 kilosunu vermeye mecbursunuz. 4 mesele göre. Zirai mahsullerin zekatını vermeyen çiftçiler, vallahi Allah'a isyan eden insanlardır. Bütün kazançları haramdır. Elde ettikleri bütün kesbikârları haramdır. Allah'a isyan halindedirler. Mülkiyetlerini Allah'ın istediği gibi kullanmamak suçundan ceza göreceklerdir. Mesele bu. İşte gidin tefsir kitaplarından okuyun. 267 numaralı ayet-i kerime, Bakara suresinden. Şimdi söyleyin bakalım. Çukurova'da ziraatla meşgul olan o muazzam tarım ürünleriyle muazzam hasılat meydana getiren o çiftçiler, o büyük çiftlik sahipleri senede kaç defa mahsul alıyorlarsa, senede kaç defa ürün alıyorlarsa, daha o mahsulü ambarlara, silolara, stoklara doldurmadan sulamaya para veriyorlarsa 20 kiloda 1 kilo, sulamaya para vermiyorlarsa 10 kiloda 1 kilosunu acaba ayırıp fakirlere verdiler mi, vermediler mi? Vermedilerse Allah'ın azabına müstahak olmuşlardır. Kime ne söylemeye hakları vardır? Öyle olsaydı hem insani, içtimai yapımız esaslı bir sağlam temele dayanacaktı, hem de semavatın düzeni bozulmayacaktı. hem aşağıda işçinin, insanların, emekçilerin düzeni bozulmayacaktı, hem semavatın, bulutların düzeni bozulmayacak. 10 kiloda 1 kilosu verseydi bir şey mi kaybedecekti? Hiç şey kaybetmeyecekti. Allah-u Teala kesinlikle Kur'an'ında Allah olmak sıfatıyla şunu buyuruyor. Bakınız, bir ayet daha okuyayım. Bir ayet daha okuyup Allah-u Teala'nın bizzat kendi haberini ve kendi müjdesini izah edeyim. Bu ayet-i kerime de yine Bakara suresinin 261 numaralı ayeti. Okuyorum. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Arazisinde, çiftliğinde meydana gelen ekinlerin ve ürünlerin zekatını Allah için, Allah yolunda harcayan ve zekatını veren Müslümanların misali, örneği كَمَثَلِ حَبَّةٍ bir habbe gibidir. Bir habbenin misali gibidir. Bir tohumun, habbe tohum demek. Habbe, tohum. Hububat kelimesi buradan geliyor. Habbe, hububat, tohumlar demek. Bir tohum gibidir zekatını veren Müslümanın misali, örneği. Tohum. Tohum ne? Embetet seb'a senabile. O tohumu toprağa gömersiniz. O tohumu toprağa gömersiniz. O tohumdan 7 tane başak meydana gelir. Başak. 7 tane başak. Allah misal veriyor. 7 başaklı. 7 başlı. Bir 7 başaklı, 7 başlı bir buğday hasıl olur. 7 başaklı. Fî külli sümbületin mi'etü habbe. Her bir başakta 100 tane de tohum bulunur. 100 tane, her bir başakta 100 tane de tane tohum bulunur. 7 başakta 700 tane tohum bulunur. O halde Cenab-ı Hak ne diyor? Siz benim emrime uyarak 1 kilo zekat verirseniz ben size 700 kilo bereket vereceğim diyor. Allah'ın emridir bu. Bu millet Allah'a olan itimadını sattı da onun için böyle perişan oldu. Ve Cenab-ı Hak vaat ediyor. Vallahu, Allahu Teala yudaifu, daha fazlasını verecek. Yudaifu, daha fazla verecek. Limen yeşâ'u, istediği insanlara daha fazla verecek. Vallahu vâsi'un alim. Allah rahmeti geniş, ilmi hudutsuz olan Allah'tır. Görüyor musunuz? Allah yolunda bir habbe verene, bir tane, bir tohum verene 700 tohum verileceği bir misal verilerek izah ediliyor Kur'an'da. Buna iman etmek lazım.